Merhaba, biz en son buradan C programlamaya girmiştik. Ekran C yazmıştık, test00C'yi. Kütüphaneleri oluşturmuştuk, grafik kütüphanesini eklemiştik buraya. Dosyalarımızı şu şekilde. Başlık dosyamızı eklemiştik. Şimdi deneyelim. En son nerede kalmışız diyor. Evet. ZH Nansiye. Hemen başlatıyoruz. Bunu yazmıştık. Geç. Ondan önceki derste de bu ikisini yazmıştık. Bunu yapmıştık. Tamamdır. Şimdi bugün yılan oyunu yapacağız. Yılan oyunu. Şuradan ikisini şey yapalım. Yılan diyelim. Yılan. İlk başta derleyicimizi şey yapalım. Yılan dosyasını şunların da nasıl kullanıldığını gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi ilk başta ne yapacağız? İlk başta tabii ki ekranımızı başlatacağız. Her şey o şekilde başlıyor çünkü. İlk main ne geliyor? Argümanı yolluyor. Şimdi ekranımızı başlatalım. Şurada var zaten. Ekranı başlattıktan sonra oyunumuzun çerçevelerini çizmemiz gerekiyor. Ben şöyle bir şey göstereyim. Yeni pencere. Belgeler. Şuradan gördüm. Python. Şu yılan oyunu böyle açılıyor mu? Açılmıyor. İnternette biri yazmıştı. Evet. Python. Yılan oyunu P'ye. Şekilde oyna. Özür dilerim. Tuşlar. Şu şekilde gördüm. Gidebiliyorsunuz. Bu kadar iyi olmayacaktı. Bir de bu ben şey de yapmayı planlıyorum. Şuradan kafamızı duvara vurmayacağız. Tamam, bundan iş bitti. Şu tamamdır. O yüzden ilk ne yapacağız? Ekranımıza çizgilerimizi çizeceğiz. Orada da olduğu gibi. Biz ekranın belli bir başlangıç yerinden yani temel bir başlangıç yeri olacak. O yüzden ilk onu belirleyelim. Ekran başlangıç. Başlangıç. X başlangıç X konumu 20 olsun. Y olsun. Bir karenin uzunluğu, bir kareciğin, şuradaki bir kareciğin şöyle uzunluğu, sonra bir uzunluğu diyoruz. Kare kenar. Kare kenar. Ona 20 diyelim. Statik int oyun kare sayı. Oyun kare sayı. O da 20 olsun. Bu da toplamda kaç tane kare olacak yana doğru? Hemen şey yapalım. Şimdi diyelim ki oyun kare alan, bir dakika, ya da ekran diyelim. Ekran kare, kare alan çiz 1 diyelim. Niye 1? Bunun niye 1'i var? Çünkü iki tane for döngüsü kullanacağız. Bir x'i bir y'yi çizeceğiz. Yani bir tane yata 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 dike 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 dike. O yüzden iki for döngüsünü sıralı peş peşe koyamıyorsun. Neden olduğunu anlamadım. Bilen varsa yazabilir.
O zaman hemen başlayalım şuradan. Static int kare çiz x 0 olacak. Y'si de olacak bunun. Ve şunu alıyoruz. Void şimdi onu hemen kopyalamayalım. Şimdi for döngüsü kuracağız. For döngüsünün içinde normalde şu şekilde yazıp şey yapabiliyorsunuz ama ben anlamadım nasıl yapıldığını. Şuna x diyoruz. 2y'yi yapalım. Y 0 kare çiz y küçükken oyun kare sayı. Oyun kare sayı ve kare çiz y artı 1 artı eşit 1 ama da artı artı da oluyor da c edelim ne bileyim başla çizgi atmaya değmez. Şimdi ekran çizgi çiz diyeceğiz. Şu şekilde şu lazım bize. Ekran şimdi çizgi çizim. Başlangıç x'ten başlayacak. Sonra buna ek olarak parantez açalım. Kare çiz y diyeceğiz. Kare çiz y çarpı bir karenin uzunluğu. Normalde zaten ilk bu ikisini çarpacak ama biz rahat anlayalım diye yaptık. Sonrasında aynı bunun gibi. Tamamdır. C. Ekran başlangıçtan direkt şey yapacağız. Ekran başlangıçtan başlayacağız her zaman. Abi bir dakika şey yanlış yaptık. Şimdi biz yatay çizgi çiziyoruz. Şurası ekran başlangıç yatay olacak. O zaman buraya gerek yok. X ekran başlangıç Y. Y. Evet. Şu şekilde ekran Y artı kare çiz Y. Kare kenar aynen. Sonrasında virgül tekrardan. Bak o virgülü koymuşuz zaten. Ha, burası. Sonrasında başlangıcı ekranın bitiş yeri, x'in bitişi uzunluğu olacaktır. Ne kadar uzun olacaktır? Ekran x burada başladıysa artı ne kadar? Kare oyunun kare sayısı çarpı kare kenar. Bu noktada bitecek. Y'si de bununla aynı olmayacak. O uzunluğu olacak aynen. Ekran başlangıç ya. Y'si sabit olacak aynen. Çünkü yatay buradan buraya yine Y'si sabit. Bu da rengi olacak. Rengi beyaz olsun. Tamamdır. Bu bir tanesiydi. Şimdi bunu kopyalayalım. C ve bu da alan 2 olacak. Alan 2. X bu. Buraya X. Buraya X. Buraya X. Şimdi ekran başlangıç X'ten başlayacağız. Bunu bu şekilde buraya burada olacak. Ekran başlangıç Y'den başlayacağız. Sonra X'imiz sabit olacak. Çünkü aynı sütunda olacağız hep. Ve şu bitiş. Ha, aynen burası. Ekran başlangıç X. Aynısı sabit bıraktık. Diğerinde ekran başlangıç Y'nin bitişi. Buranın aynısı olacak. ...255. Şimdi bir deneyelim. Çizecektir çizgilerimizi.
Bir yerde hata buldu. Kare çizgiye tanımlanmamış. Nerede? Şurada. Şunu kapatalım. Şurada bir tane daha hata var. Şurada. Buradan. Bunları yanlış yazmışız. Kare çizgiye. Şu tamam. Kare çizgi. Tamam. Ha tamam. Derledi. Şurada. Yılan oyunu. Gördüğünüz gibi sonların oluşturmamasının nedeni şuraya artı bir demememiz. Şimdi düzeltirsek olacaktır. Gördüğünüz gibi hepsini oluşturdu. Şimdilik ne yapmamız gerekir? Oluşturduk burada. Tamam, Caps'te yanlışlıkla açmışım. Ekranımızın geri kalanına yazılar yazmamız gerekiyor. Bunları ayarlayalım bu yüzden. O yüzden şöyle şey yapalım. Yer ayarlayalım. Statik char yıldız. Aslında buna gerek yok. Ekrana yazı yazdıracağız. Şöyle nerede burada. Nereye yazdıracağız? 1'e 0 noktasını istediğimiz noktaya puan yazdıracağız. Puan şu şekilde. İptal. Bizim puanımızı tutacak bir şey lazım. Statik int puan diyeceğiz. 0 statik char puan char diyelim. Şu şekilde. Şimdi puanımızı yazdıracağız ama int olduğu için nasıl dönüştürmemiz gerekiyor bunu? 30 yapalım şuraya. Hemen şuradan bakalım. Nerede? Int to string. Evet. Int değeri string'e çeviriyor. Hemen alalım şunu. Puan. Çağır bakalım aynı mı yazdık? Bu şekilde yazmışız. Puan diyoruz. Sonrasında ekrana puanı yazdıracağız. Hemen şurada buraya puan çarı yazdıracağız. Bu sıfırdan başladığımız zaman sıfır. Şurası 1 olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 7 yazıyoruz. Tamamdır. Bir de ayrıca bir yazı yazalım. Bu da nerede olsun? 11'de olsun. Burada şey yazalım. İki. Olsa teşekkürler. Teşekkürler. Şunu teşekkürler yapalım. Hiçbir hata vermedi. Şurayı tam yazmadı. Sonra sildi. Aynısı. O kadar önemli değil bizim için. Şu puan yaz. Mesela şunu yana kaydırabiliriz. Az bir şey yana kaydıralım. 3 yapalım. Buraya da 9 olsun. Şimdi yılana başlayabiliriz. Evet. Yılan ya oyunu yapıyoruz. Oyunda yılan yok. Yılanın değişkenlerini tutacağız. Normalde ben classes kullanıyorum da. Classes C dilinde yok. Static
int başta oyna diyelim. Oyna sıfır, yani oyna daha başlanmasın. Static int yılan x. İşte şöyle olsun. Yılan x, yılan y. Şimdi yılanın aynı zamanda şeyini de yapalım. Yılan x eriye, bu koordinatlarını tutacak bizim için. Şunları sileyim. Şimdi yılan x, yılan y. Tamamdır. Bunlar her bir blok, mesela şimdi şurada bir blok, sonra bir blok, blok olacağı için hepsini burada tutacağız. Burada bir de aynı zamanda yılan boyut var. Bunu unutuyordum neredeyse. Static int yılan boyut. Yılan boyut char. Ya yok, char değil ya. Sadece yılan boyut olacak. Bunu sıfır olsun. Şunu alalım. Yılan boyut. Yılanın boyutu 3 olarak başlasın oyuna. Şurada hemen değerlerimizi yazacağız. Yılan x 0 eşittir. Ekranın ortası olacak. Ekranın ortası 10, ya da direkt şey yapabiliriz şuradan. Ekranın boyutunu değiştirdiğimiz zaman oyun kare sayı bölü 2 c v. Bu da y'si olacak. Y 0. X'ini atadıktan sonra şimdi bu birinci bloktu. O 2, bu da 3 olacak. O yüzden bunlara 1, bunlara 1, bunlara 2, bunlara 2 diyoruz. Şimdi hepsi yatay olacağı için burası ortasıysa burası eksi 1, burası eksi 2 olur. Eksi 1, eksi 2 olacak yılanın boyutu bir şekilde. Şimdi yılanı ekrana çizdirmemiz gerekiyor. O yüzden yılan çiz fonksiyonu yapalım. Sürekli kopya ve yapıştır yapmayalım o kısmı. Tamamdır. Void yılan çiz diyeceğiz. Yılan çiz. Herhangi bir şey söylememize gerek yok. Her bir bloğu tek tek çizdireceğiz. En sondan başlayarak, yani ilk şey yapılandan bunu yapalım. Yılan çiz. Şimdi hangi bloğu çizdireceğimizi aklımızda tutmamız gerekiyor. Çizim sıra. Çizim sıra. Static. Static int çizim x. Çizim x 0. Çizim y. Sonrasında da tamamdır. Şura. Çizim x. Çizim x diyeceğiz. Eşittir. Yılan x. Yılan x 0. Buradan başlayacağız. Y. Çizim ya. Şimdi before döngüsüyle şey yapacağız. For döngüsünü buraya yapmamız gerekiyordu. For çizim sıra 0. C ve sonra çizim sıra küçükken yılan boyuttan yılan boyut. Çizim sıraya bir tane artır diyeceğiz. Şimdi şuraya da çizim sıra diyeceğiz. Şimdi şuraya kaydetmiştik, ya da sonrasında da zaten daha ekleyeceğiz. Sonrasında şimdi şey yapalım. Şöyle eğer çizim sıra
Eşitse yılan boyuta. Eksi 1'e. İki farklı renkte çizmek istiyorum. O yüzden buraya yaptım bu şekilde. Tamamdır. Şimdi biz burada şeyler çiziyorduk da biz dikdörtgen çizeceğiz şimdi. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Dikdörtgen ve şu şekilde. Ekran başlangıç X. Bunların tam ortasına koymamız gerekiyor. Ekran başlangıç X artı çizim X çizim X çarpı kare kenar. Bir karenin kenar uzunluğu. Tamamdır. Şimdi ekran başlangıç Y diyeceğiz. Başlangıç yer olarak. Y mesafesi yani. Y ekseni olan uzaklığı. Y başlangıç noktasında çizim Y kare kenar uzunluğu aynı şekilde. Şimdi ne olacak? Buradan bir yana, buradan bir aşağıya olacak. Bir karenin kenar uzunluğu kadar buraya, yani bitiş noktası artı kare kenar. Aslında şey de yapabiliriz. Şurada artı bir yazabiliriz. Böyle daha iyi anlaşılır diye. Şimdi burayı kopyalayalım. Şurayı böyle. Ya. Kare kenar. Tamamdır. Burayı da 130 yapalım. Şimdi aynısı burada olacak zaten. Bunu da buraya 170 yapalım da. Tamamdır. Yalanımızı çizecektir şimdi. Bu zaman buraya gelelim ve yılan çiz diyelim. Yalanımızı oluşturduğumuz için çizecektir ve tamamdır. Hop. Herhangi bir hata yok. En sevdiğim güzel yılan. Gördüğünüz gibi yılanımızı oluşturdu. Ama gördüğünüz gibi çizgilerin üstüne çıkmış. Bu da Y'yi bir tane fazla yapmış demek oluyor. O zaman şuradan bitiş Y'sini bir tane azaltalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi tam yerine oturdu güzelce. Şimdi bu böyle duruyor. Durmaya biraz daha devam etsin. Biz elmamızı çizdirelim. Bir de elma olacak. Büyüyecek çünkü. Static int elma elma x elma y. Tamamdır. Şimdi elmayı yedikten sonra ekranın rastgele bir yerine elma oluşturmalı. Burada Miki abimiz güzel bir kod yazmış. Rastgele sayı getirmesi için bize. Random nerede? Random, random. Niye bulmak bu kadar zor? Bakıyorum. Bir türlü bulamadık. Şuradan bakalım. Random. Evet, şuradaymış. Şunu kopyalayabiliriz. En küçük değer ve en yüksek değer diyoruz. Ama ondan önce void elma rastgele elma diyelim. Bakın bu bize int değerini geri değer döndürüyor. Bize iki tane lazım. Elma x ve elma y. Sıfırdan ekranın sıfır noktasından 20 noktasına kadar oyun kare sayı diyelim. Oyun kenar. Buraya yapalım. Bunu da elma Y'ye koyacağız.
Rastgele elma. Buraya çiz diyeceğiz. Elmayı çizmesini isteyeceğiz. Çiz. Burada şey yapmaya gerek yok zaten. Buranın aynısını alacağız. Orada da küçük bir karecik çiziyorduk. Burada çizeceğiz. Sadece buradan elma x'e çizeceğiz. Çizim x yerine. Şurada c çizimiye. Rengimiz de kırmızı olsun. Kırmızı ben daha önceden bakmıştım. 140. Güzel bir kırmızı çiziyor. Tamamdır. Şimdi oyuna başladığımız zaman bize bir elma sallaması gerekiyor. Hemen onu yazalım. Yılanı çizmeden önce şuradan. Yılanı çizdikten sonra yapsın. Fark etmez o kadar. Tamamdır. Rastgele elmas. Sonra da diyelim ki elmayı çiz. Ya sanırım bir sıkıntı yok. Bakalım. Evet, yokmuş gerçekten. Gördüğünüz gibi bakın rastgele bir elma oluşturduk. Bir de farklı bir yerde denelim. Şurada oluşturdu. Farklı farklı yerlerde oluşturuyor. Yılanımız hala sabit duruyor. Şimdi yılanı hareket ettirebilmek için çok fazla şey denedim ben. Çünkü burada liste yok. Liste oluşturursunuz. Bir tane ekler çıkartırsınız. Mesela ilerlediğiniz zaman önüne bir tane ekliyorsun. Arkadan bir tane siliyorsun. Ama buradan dediğimiz gibi biz bir dizi yaptık. Buradan ekle çıkartma yöntemleri yok. Bu yüzden ben kaydırma yöntemi yaptım. Kendi içimde uydurdum öyle bir şey. Bu elemana bu aşağıya kaydırıyoruz. En sonuna ekliyoruz. Bu yüzden iki tane şey yazacağız. Kaydır x eksenini de kaydıracak. Bir de y eksenini kaydıracak. Şurada sanırım yapmıştım. Örnek olarak. Şuradan Python. Şuradan açalım. Şu bölümde aç. Python deneme dosyası. Mesela hemen şöyle şuradan açalım. Yani şuradan Python dosyasında denemek için yapmıştım. 0, 1, 2, 3 yazdım listenin içine. Sonra dedim ki i'den range uzunluğundan 1'den başla 0 çünkü geriye atmayacak. 1'i buraya atacak. Birincisinden başla birinci sıradan sonuna kadar yani uzunluğunca 1 artırarak git. İ'yi bir geriye at. Sonra sonuna 9 ekle diyorum. Bakın sonuna 9 eklemiş. Sonrasında da bir tane daha kaydır. Bakın sonuna 9 eklemiştik. Kaymış bir daha. 0 gitmiş, 1 gitmiş. Sonra da 0 ekliyor. Burada sonra ekrana yazdırıyor. Aynı bu şekilde kaydırma yapacağız biz de. Void kaydır x diyelim. X. Buraya da statik. Yine for döngüsü kullanacağımız için kaydır sıra x. Şu buraya koyalım. 0, 1 olacak. Özür dilerim. Orada 1 demiştik. Ben bunu ilk başta yaptığımda ileri doğru değil, önden buraya geriye doğru atıyorum. Sonra bakıyorum hepsi sıfır oluyor. Sıfır buraya atıyor. Sonra buradaki sıfır buraya atıyor. Siz hepsini sıfır yapıyor. Garip bir şey olmuştu. Uzun bir süre onu bulmakla uğraştım. Sonra Python'la deneyince fark ettim. Şimdi buna bir değerini atacağız. Sonrasında tamam. Ses kontrol yaptık. Bunu alalım. Yılanın boyutu kadar yapacağız bunu. Yılan boyutu. Çünkü bizim 50 uzunluğa bir dizimiz var. Hepsini bu arada C#'ta array'siz var. Bu sayede dizinin boyutunu uzatabiliyorsunuz. Her liste ise dizinin boyutuyla bile uğraşmıyorsunuz. Ekle çıkart diyorsunuz. Burada boyutunu artırabiliyorsunuz ama çok ince işlere kadar gidiyor. Assembly'ye kadar falan kayıyor işler. Boş ver dedim. Bu şekilde RAM'den yer ayırtıyoruz. Şu şekilde şimdi artı eşit 1 diyoruz.
Tamamdır. Şimdi ne diyoruz? Yılan x, kaydır sıra eksi 1. Bir gerisine yani. Yılan x alacağımız yer. Evet, bu kadar. Buradan alıp buraya koyacağız. Şimdi bunu y'sine de yapmalıyız. Buraya y yazıyoruz. Buraya y. Bunu buraya, 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 buraya ve buraya. Bunları da y yaptık mı? Tamamdır. Tamamdır. Burayı hallettik. Şimdi bunu ilerletmemiz için bir döngü olacak, yani sürekli ilerletecek, klavye değerlerini kontrol edecek. Bu yüzden bir ben oyna demiştik daha önceden, hatırlarsanız. Bunu bir yapıyoruz ve sonra while diyoruz. Oyna eşitse 1'e, yani içeride nerede değiştirilirse oynamayacak basitçe. Ve tamamdır. Şimdi ilk başta ne yapsın? Yana doğru kaymaya başlasın ama bazen yana bazen yukarı kayacak. Yani x eksenine ne kadar, y eksenine ne kadar kaydıracağız? Bunu belirlemek için de iki değişkenimiz olacak. Bir x ekseninde x koş diyelim ve y koş diyelim. Şimdi şu değerlerimizi de atayalım hızlıca. Şunlar hiç gözükmüyor burada. Böyle büyütelim onları. Şunu alalım. Şurada yılanın kafasını yapmıştık ama hiç yılanın kafasını koymadık yerine. Yani yılan x demiştik. Yılan x. İlk şey, yani en son eklenen olacaktı. Mesela şurası. Ön kısmı. Hemen ekleyelim onu. Şu şekilde. Şimdi sürekli değer yazmamak için yılan boyut c eksi 1, yani 3, hemen 2'yi alacak şuradan. Sonunu eklerseniz 4, 5 değil. Yani sürekli kodu şey yapmayalım, değiştirmeyelim. Aramayalım daha nereye değiştireceğiz diye. Y tamamdır. Yılan x. Şimdi yılan ilk başta nereye doğru gidecek? Yılan x koş demiştik. Eksi 1. Yani ilk başta x'i azaltarak gidecek. Y ekseninde ise sabit kalacak. Yani çapraz gidemiyor bu oyunda yılan. Tamamdır. Şimdi hemen ne yapacağız? İlk başta kaydıracağız. İlk başta kaydıracağız. O yüzden kaydır fonksiyonlarımızı çağıracağız. C ve C hop, ve bu arada bu çok güzel olmayabilir yani, çünkü ben yazdım sıfırdan, direkt şey yaptım. Bir gece aklıma geldi. Biri de paylaşınca o şekilde. Yılan x, yani kafamızı ne yapacağız? Öteleyeceğiz. Yılan x eksi x'teki değişim. Şunu artı diyelim. X'teki değişim. Şu şekilde. Y ve şurası da Y. Tamamdır. Şimdi kafamızın yeni koordinatlarını oluşturduk. Şimdi bunu ne yapacağız? Yılanın boyutu dokunmamıza gerek yok. Bunu şimdi hemen yılan x'imizin ne yapacağız? Şurada dizimiz vardı bizim. Bunu değiştireceğiz, yoksa yılan düzgün çizilmez ve değerler düzgün oluşmaz. Sonuncusunu değiştireceğiz çünkü kafamız orasıydı hatırlarsanız. Eşittir yılan x. Yılan y. Tamamdır. Şu şekilde ayarladık.
Ve ne yapacağız? Bunları yaptıktan sonra da yılanı tekrardan çizeceğiz. Şimdi elma ya şimdi yeniden çizmemize gerek yok. Onu sonra şey yaparız. Şuna gerek kalmadı. Bir sıkıntı yok. Bir deneyelim. Kaymaya başlayacaktır ekran üzerinde. O çok hızlı gidiyor. Evet, çok güzel. Buradan hemen FPS diye bir şey yapalım. Bu ekrandaki beklemesi olacak. Normalde FPS böyle olmaz da. Int FPS diyelim. Ne kadar beklesin? 10 beklesin ya da 7 yapalım. Şurada yine Miki abimiz bize yardım ediyor. Şurada Mikios wait for key yok bu değil. Mikios pause olmalı. Öyle bir şey vardı ya. Ha, Mikios pause. Buradaki seconds demiş de anlamadım ben ne olduğunu. Şurada çizdikten sonra bekleme yapacağız. Ama bu beklemeden dolayı klavyeden değer okunmayacak. Bu yüzden bunun kısa olması gerekiyor. FPS diyeceğiz ve hop. Yılan ilerliyor ama bakın gördüğünüz gibi arkasını silmiyor çünkü sürekli ekranı yenilemiyoruz. Arkası o şekilde kalıyor. Bunun için biz sildiğimiz blok var burada fark ederseniz o silinen blok şurada her ne kadar kaydırılsa da ekranda silinmiyor. Bunun için static int eski x diyelim onu aklımızda tutalım. Şunu y yapalım. Tamamdır. Bunu hafızamızda tutmamız gerekiyor ki silerken kullanım çünkü onu kaydırıp atıyoruz hafızadan. Şurada. Kaydırmadan hemen önce eski x eşittir en sondaki yani burada ilk ama en son eklenen y ve bu da y tamamdır kaydırıyoruz şimdi bunu silmemiz gerekiyor o yüzden yeni bir fonksiyon tanımlayacağız gene de fonksiyon yapmaya çalışsın çünkü fonksiyon yapmayınca birçok şey çalışmıyor. Şu elmaları kaybetmeyelim. Void son kare sil. Son kareyi silmek için kullanacağız. Son son kare sil. Tamamdır. Şimdi burada direkt şurada gördüğünüz gibi ne yapmıştık? Elma çizerken tek bir blok çizmiştik. Aynı şekilde yine siyah küçük bir blok çizeceğiz. O da eski x dediğimiz yere. Bunu o yüzden aldı zaten. Son karesi şu şuraya şu y yapalım unutmadan. Şuraya ve şuraya. Şimdi renginin ne olduğu önemli gözükmemesi için. Sıfır diyoruz. Şimdi son karesini çağıracağız ki çizsin. Kaydetmek yeterli değil şeyde. Ve yılanı çizmeden önce son kare sil. Kaydettik ve hop çalışan hiçbir hata yok. Uzun zamanda iyi bir hata hiç hata gelmiyor güzel. Mesela gördüğünüz gibi bakın gidiyor güzel güzel. Şimdi kafasını tak oradan vuruyor buradan gelmeye başlıyor. İşte o zaten halledeceğiz şimdi onu. Burada hemen önce ne yapacağız? Kafası eğer buraya hemen şey yazalım oyun kenarları oyun kenarları x neydi bizim x'imiz? Aslında gittiği yerden biz hemen koyarsak buraya olmaz. Yani yeni kafa oluşturulduğu zaman yeni kafa nerede oluşturuldu? Eğer yeni kafanın oluşturulduğu yer küçükse sıfırdan mı ne demekti? Yani ekranın solundan dışarı çıkmış. Sol kenarından dışarı çıkmış demek. O zaman ne yaparsın? Yılan x'i ne eşitlersin? Oyun kenar sayısının şurada oyun kare sayısının sonuna eksi 1.
Buradan 0 eksi 1 oldu. 0 eksi 1. Onu alıp buraya koyuyoruz. Burası 20 idi. 19'a. 19'a koyuyoruz. Şu şekilde. Eğer bunu büyük yaparsanız oyun karesayıdan şu şekilde 0 eşitleyeceğiz. Buradan çıkmış çünkü. Ekranın altı içinde olacak. Y küçükse şimdi şuraya kopyalayalım. Aynı şekilde eğer küçükse bir 6 alacak şuraya. Çünkü oyun kare olduğu için şurada 19, şurada 19. Bir sıkıntımız yok. Deneyelim. Şuradan yeni kafamızı oluşturuyoruz. Şuradan döngü. Eskiyi kaydet, kaydır. Yeni kafayı oluşturuyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Nerede oluştu diye. Hata yok. Gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın buraya çizdi. Hop. Tamamdır. Şimdi hareket. Evet, en önemlisi. En önemlilerden biri. Hareketi en başta yapmamız gerekiyor. Hiçbir şey daha yapılmamışken. Burada da hareketler. Hareketler. Burada hareketler için iki tane şey var. Klavyeden değer okumak için. You guys wait for K diyor buradan. Yani beklemenizi istiyor sizden. Bekle diyorsun. Bir de şurada bir tane daha vardı. Nerede? Şuradan hemen arattıralım. K. Wait for K. Yukarıda bir tane kaldı da. Check for K. En üstteydi. Nerede? Şöyle bir yerlerdeydi. Ha, ilk sıradaymış. Her neyse kontrol ettiriyoruz yani. Tuşa basıp şimdi kontrol ediyoruz. Eğer buradan hemen fonksiyonu çağırıyoruz. Ve diyoruz ki eğer gelen fonksiyon W'ye eşitse ne yapması gerekiyor? W yukarı demektir. Yani yukarı koş, y x ekseninde koşmayacaktır. X ekseninde koşma. Eksi 1 yukarı doğru, yukarı eksi 1, aşağıya artı 1. Şimdi S'yi yapalım. Şöyle hop. Şuraya S koyalım. Ve diyelim aşağıya. Artı 1 olsun. Daha dikkatli gözüküyor. Şöyle yapmasaydık ha. A ve D. Şimdi Y ekseni sabit kalacak. D artı 1'dir. X A ise sol olduğu için eksi 1'dir. Tamam. Tuşlarımızı da ekledik bu sayede. Kaydetmişiz. Hata yok. Şimdi basıyoruz. Ben yukarı döndüm. Ekran yukarısından mı geçelim? Gördüğünüz bakın geçti. Bir daha geçelim. Şuradan yana dönelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Her yerinden geçiyoruz. Şimdi elmaya değmemiz gerekiyor. Bu döngünün içinde şimdi burada şey var. Evet, şeyi göstermeyi unuttum. Gittiğimiz zaman mesela yukarı dönüyorum. Şu an yukarı giderken bakın aşağıya basıyorum. Gördünüz mü hatayı? Yani yukarı giderken aşağı inmemelisiniz. Buraya bir kontrol ekleyeceğiz. O diyeceğiz ki eğer x sıfırsa, x ne zaman sıfır yukarı veya aşağı giderken sıfırdır. Yani x sıfır mı diye kontrol ettireceğiz. Eğer x sıfırsa yapmasına izin vermeyeceğiz.
Bunlar içinde y aynı şekilde. Çünkü bakın, eğer a'ya basılmışsa sonradan d'ye basmamanız için 0 yapmıştır. Deneyelim. Evet, bir şey yanlış yaptık çünkü hiçbir yere gitmiyor şu an. Evet, sıfıra eşitse dedik biz. Eşit değilse diyecektik aslında. Sıfıra eşit değilse yapacaksın. Yani sola gitmiyorsan sağa gitmeye çalışmayacaksın. Sola gidiyorsan sağa gitmeye çalışmayacaksın yani. Sağ, şu şekilde gidiyoruz. Sağ, geriye basınca bakın geriye gitmiyor daha. Ama sağa gidiyor. Sola mesela şu an sola gitmiyor. Tamamdır. Şimdi elma yeme kaldı sadece. Bir de kendine değme. Elmaya değme diyeceğiz. Mesela şimdi x eksi bir nasıl olmuşsa elmaya da değecektir. Eğer şuradan elma değme diye yazalım. Elma değme. Elmanın bir x'i vardı. Eğer bizim elmanın x'ine eşit olmuşsa şurada sallıyordur yani rastgele elma. Elmanın x'i bizim kafamıza eşitse yani yeni oluşturulan kafamıza ve aynı şekilde y'si içinde. Hem x'i hem de y'si. Elmanın x'i y'si birebir. Bizimki de birebir oldu şimdi. O zaman ona değiyoruz demektir. Şimdi elmaya değmişsek bizim puan diye bir değişkenimiz vardı. Şurada ekrana da yazdırıyorduk zaten. Çara çevirip. Puan artı eşit 1 diyoruz. Ve şimdi elmamızı yediğimiz için yeni bir elma ehya ihtiyacımız var. Manavdan alalım hemen. Şu şekilde. Hemen aldık elmamızı. Çizmesini de sağladık. Şimdi eğer elmanın bizim üstümüzde oluşursa sürekli çizelim ki karakter görsün çünkü sonrasında çizmeyecektir. O zaman ekranda olmayacak. Bir kere bana öyle denk geldim. Yemiştim, hemen kuyruğumun arkasında oluşmuş. Ekranda gezinip aramaya başladım da bulamıyordum. Sonra rastgele denk geldim. Tamamdır. Şimdi yılanın boyutunu da artırmamız gerekiyor. Yılanın boyutu mesela şurada yapmıştık. Yılanın boyutu artı eşit 1. Şimdi yılanın boyutunu artırdık. Şimdi eklediğimiz yani son en son kısmı elmamızın koordinatlarını ekleyeceğiz. Boyumuz uzamış olacak. Şunları kopyalayalım. Arkalarını değiştireceğiz. Şunları siliyoruz. Elma X ve elma Y. Elmalarımızı ekledikten sonra bu ekranı sürekli yenilemediğimiz için şurası sabit kalmış olacak. O yüzden yeniden Y çizdirelim. Nerede? Ha. Puanımızı artırdığımız zaman. Tamamdır. Şimdi şey yapalım önce ki puanımızı yazacağımız yere niye gözükmüyor bu lan? İlk puanımız eski puanımızı silelim ekrandan şu şekilde. Böyle. 9 sonrasında puanı tekrar puan çara puan çarı da yazdıralım. Şu çok yakındı. Şunu 13 yapalım. Hızını bir artıralım. 7 çok fazla. Yavaş oluyor. 4 olsun. Şimdi şu yanıp sönüyor. Bunu da
Aslında şey yapsa. Şimdi dön. Bakın gördüğünüz gibi boyumuz da uzadı, puanımız da arttı. Bir blok kala dönüyoruz. Hava olmadı bu sefer. Kendi içimizden döndük. Elmayı aldık. Puanımız 2 oldu. Ve evet. Bir sonraki elmaya koşalım. Elmayı şurada oluşturdum. Demek ki 20'ye kadar değil, 20'den bir aşağı yapacağız. Yani eksi 1 koyacağız. Bir de kendisine çarpmıyor. Bu arada onu da göstereyim. Kendimize çarpmak da zor ya. Niye çarpamıyorum kendime ya? Kontrol ettiriyoruz ya klavye tuşuna. Neyse şöyle biraz karıştı, kendi içimizden geçtik bir şekilde. Şimdi kendi içimizden kendimize çarptığımız zaman onu düzelteceğiz. Hata vermesini engelleyeceğiz. Bir de şurada eksi bir diyeceğiz. Dışarıda oluşmaması için. Çünkü biz oraya gidemiyoruz. Tamamdır. Şimdi ne diyeceğiz? Kendimizin içimizden kontrol edeceğiz. Her bir koordinatını kontrol edeceğiz. Ve şey yapalım, hop. Static int control 0 diyoruz. Ctrl X, Y. Bu kontrolün sırası olacak. X, Y koordinatları. C ve V. Kafa X. Kafa Y. Tamamdır. Kafamızı da kontrol edeceğiz. Yani kafamız bizim başka bir parçamıza değil. Bu yanlış oldu bayağı. Void kendine çarpma, kendine çarpma kontrol. Ve ah benim kontrol kafa X, yılanın kafası yılan X, Y. Tamamdır. Şimdi bir for döngüsünü alacağız. K kontrol etsin yani. For kontrol. Kontrolü sıfırlıyoruz. Kontrolü sıfırladıktan sonra tamamdır. Her şey yolunda. Kontrol küçüktür. Yılan boyut. Yılan boyut. Şimdi yılan boyutun sonucusu ya da kontrol eder mi bilmiyorum ama ben denedim, bir hata olmamıştı. Şu an geldi aklıma da. Artı eşit bir. Tamamdır. Şimdi kontrol X ve Y'yi koyacağız. Bu da nedir? Yılan X. Yılan X. Kontrol koordinatı. Yılan Y ve Yılan Y'nin kontrol koordinatı. Bunu void yapmışız. Şimdi fark ettim. Kendine çarpıp çarpmadığını kontrol ettireceğimiz için int yapmalıyız. Boolean yok sanırım burada. Bool değişkenleri. Şimdi eğer diyeceğiz. Eğer kontrol kafa x eşitse kontrol x'e
Ve o pala şurayı kopyala. Şuraya. Şunu şuraya ve bu arada bunu da bilmiyorum. Bazen mesela C#'da birçok dilde bu şekilde yapabiliyorsunuz. Kabul ediyor mu hiç bilmiyorum da. Şu deneme yeri değil. Return. Return 1 diyoruz D'ydi. Eğer zaten buradan bir return yapmamışsa bu da demek oluyor ki buradan yapacak. O da 0. Bu sayede kafamızı bir yere değip değmediğini kontrol edebiliyoruz. Kendimize yani. Tamamdır. Bunu nereye koyacağımız çok önemli. Kafamızı nerede kontrol edeceğiz? Şunun altında olması gerekiyor. Çünkü yeni kafanın oluşturulmuş olması gerekiyor. Kendine çarpmayı elmanın altına koyalım. Elmada da kontrol yaptırıyoruz. Eğer kendine çarpma kontrolü bir daha yazamam ben onu. Şuradan mouse tekerleğiyle giderim onu yazmam. Eşitse bir yere değdi bu adam. Eğer biz değmediyse ki burası yani. Else tamamdır. Değmediyse burayı yapacak. Değdiyse bu kısım. Şimdi ekrana ne yazması gerekiyor? Tabii ki de kaybettiğiniz yazması gerekiyor. Adam yoksa kızar bize biraz. Niye durdu bu diye. Hemen ekrana yazdıralım. Neresine? Ben daha önceden denemiştim. 60 yapmıştım. 60'a 0 aslında. 59 yapalım. Sonraki denediğimde parantez sığmamıştı. 59'a 0. Şuraya kaybettiniz. Devam için W. Şu şekilde. Yazımızın rengi 130 olsun. Şimdi burada bir şey görmüştük bu. Tuş bekleyeceğiz adamdan. Bir tuş bekliyoruz. Bu tuşa tıkladıktan sonra şu yazıyı silmemiz gerekiyor. Yazımızı sildikten sonra şimdi ekranın tamamını silmek uzun sürer. Bu yüzden ben şey yaptım. Eski yılanın koordinatlarını, yani çizimlerini silmek için. Tahta sıfır diye bir şey yaptım ama ondan önce yılanımızın şeyini yapalım. Şu şekilde temel ayarlar. Burada yılanı direkt ayarlamıştık. Kaybedince de aynı şekilde. Onları ayarlamamız gerekiyor. Bunları tek bir fonksiyon içine de alabilirdik de. Hiç gerek yok şu an. Puanı da sıfırlamamız gerekiyor. Puan eşittir 0. Ve puanı yeniden ekrana yazdırmamız gerekiyor. Bunda bir fonksiyon almaya gerek yok. İşimiz bitti zaten. Tamamdır. Her şeyi ayarladık zaten. Şimdiki eski yılanın koordinatlarını silmemiz gerekiyor. Yoksa da oyunda kalmaya devam eder. O yüzden böyle ben tahta sıfırla diye bir şey yaptım. Void tahta sıfırla diyoruz. Int alt tire X ve Y. Tamamdır. Şimdi burada tahta sıfırlanın iki tane yapacağız yine. Yani X'i sonra Y'yi sıfırlayacak ona göre. Dediğim gibi şey yapmıyor. İki fonksiyonu aynı anda çalıştırmıyor ama deneyelim yine de.
Hemen ayarlayalım buradan. For alt tire x 0 alt tire x oyun kenar sayı. Ay nerede ya? Şu yok mu hiçbir yerde? Yazmıştım zaten o süreye kadar. Hop. Bulduk. Küçükken alt tire x artı eşit 1. Artı artı yapmak vardı ama hiç deneyemem. Ya bu varsa büyük ihtimalle vardır da. Bir tane daha olacak. O da y olacak. Ama ben ilk bunu yazmaya çalıştığımda şu int'leri burada kabul etmiyordu. Bir türlü anlamadım ne oluyor. Class'lar mesela sınıfları kabul etmiyor. Şu şekilde burada hiç bir daha bunu yazmamıza gerek yok. Elma nasıl çiziyorsa aynı şekilde. O kare siyah çizecek. Sıfır. Bitti. Bundan sonra bir şey yapmaya gerek yok. Ekranı sürekli çizmemize gerek yok yani. Şuraya alt tere sıfır. Sıfır yazalım yine de. Bir hatamız yok. Evet, biraz şanslı çıktık. Tam yanından döndük ya. Bunu çok güzel elma yiyor. Bu arada o renkleri ben yapmıyordum. Yani gördüğünüz yapmadık. Bu çok hoşuma gitti benim. Şuradan sağa dönseydik aslında daha doğru olurdu da. Ne bileyim. Bir kare kala, bir kare, bir kare hop. Evet, başarılı. Şimdi kendimize bir çarpalım. Dön, dön. Ya hadi ama niye oraya döndün ki? Bir kendimize o kadar kıvrak hareketler yaptı, kendine çarpmadı ya. Niye çarpmıyor ki? İlla uzatacak mısın bizi? Hadi çarp artık kendine. Hiç bir daha çıkıp da şeyini azaltamam hızını. Yiyelim bir tane daha bari. Bir tane daha buradan böyle alalım. Hadi dön. Niye yapmıyor ki ya? Dön dön hadi iki parmak. Çok geç fark ediyor ya. Tamam. Ha, sonunda bir şeye basmadım ama kendi halletti o işi. Bunları silmedi. Biz aslında silmemiştik. Mikros wait for k evet. Şu yazıyı bile silmedi. Hiçbir şey yapmadı. Bir daha şey yapalım. Ya ben büyük ihtimal küçükken
küçük bir hata yapmışsındır. Bir şey yok onun dışında. O sırada şans eseri de gelmiş olabilir. Kim bilir. Ha bak işte böyle güzel yanabiliriz. Aa bak böyle gitmiyor. Klavyeyi çalıştıramıyor. Demek ki bunda bir ayarı var. 3 diyelim. Hızlı gidiyor ama klavyeyi kontrol etmiyor. Evet bu en güzeli. Bayağı hem hızlı hem de klavye anında algılıyor. Kaybettik. Şeyleri sıfırlamıyor. Tahta sıfırla. Ha evet. Bu yüzdenmiş. Biz bunları hiç şey yapmadık. Buraya yerleştirmedik. Buraya. Yok. Buraya. Buradan. Buraya ve buraya. Sürekli kopyala yapıştır yapmanın zararları. Hatamız yok. Bunu kaydetmişiz. Bir alamadık şunu ya. Etrafında dönüyoruz. Oo, aldım. Yok. Hadi ama dönmedi. Tamamdır. Şunu da alalım bakalım kendimizi çarpabilecek miyiz? Evet, kaybettik. Yani siz de hepsine güzel. Şu yazıyı silmiyor. Bunu neden yapıyordu anlamadım. Neyse. Ben de bayağı yoruldum zaten. Sabah 4. Şunu 3 yapsaydık aslında çok iyi olacaktı. Çünkü yukarı yazıyor fark etmişsinizdir. 3 birim aşağıya yazsın diyelim. Ha bunu evet sıfır yapmamız gerekiyor ki silsin o yazıyı. Bir daha denemeyeceğim ben çok yorgunum. Şey yapmaya gerek yok. Flash'e yazalım. Bilgisayarı da açalım. Ha evet son olarak bir şey yapacaktık aslında. Şuradan bunu kapatalım. Benim bilgisayarımda açılsın ha. Ekrana tam olarak gözükmüyor yani. Şuradan çizmeye başladığı zaman büyükse belli kısmını sağa sola çizmeye başlıyor. Ben bu yüzden burayı zaten yazmıştık. Hemen şuradan 10 yapıyoruz. Ekranı küçültüyor. Şu üst küçük bir ekrandan hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsun. Hata vermiyor. Bak küçük ama bütün zaman idare eder oluyor yani. Şu tam ekran olunca çünkü bir kısmını şu altını buraya falan çiziyor. Onu araştırıyorum bakıyorum da tam bulamadım nedenini. Buradan hızlıca değiştirebilirsiniz. Zaten her şeyi ona göre yapmıştık buradan. Tüm kodu değiştirmeye gerek yok ama. Şimdi flash'a yazalım. Flash'ı taktık. F disk trele. 15 GB SSD yine. Şimdi CD disk emages. Sonra DD
Aktif Wikios FLP off diyoruz. D yazınca anlıyor. DD deyince tamamdır. DD'de yazdık. Bu sayede de şimdi başlatalım. Evet, bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. F11'e basıyoruz. F11. Flash açıyoruz. Yılan bin. Şu şekilde yanlış düş. Ha. Bu şekilde oynayabiliyoruz. Bir sonraki bölümde bilgisayarı kapatma ve yeniden başlatma iyi yapacağız. Hadi alalım. Yeniden başlatma ve kapatma ve ekranı kapatmayı da yapacağız. Yani bu grafik modundan çıkmayı da yapacağız. Bir de daire ile ilgili sorun vardı. Onu çözeceğiz 7. bölümde. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.